Merhaba arkadaşlar. 7. sınıflarda yeni bir üniteye geçiyoruz bugün. 8. ünitemiz yani Public Buildings, kamu binaları yani kamuya açık binalar. Halkın bazı işlerini yapmak için gittiği bazı binalardan bahsedeceğiz şimdi arkadaşlar. Önce kelimelerimizi verelim bu dersimizde. Bir sonraki dersimizde de dil bilgisi konusunda yani bu konumuzda bağlaçlar var. Bağlaçlar konusuna devam edeceğiz. Şimdi kelimelerimizden başlayalım. Art Galeri. Art biliyorsunuz resim demekti. Art galeri, resim galerisi. Shoe shop, ayakkabı mağazası. Pharmacy veya chemistry, eczane. Bakery, fırın. Museum, müze. Kafe, biliyorsunuz yine değişmeden konmuş kafe. Florist ise çiçekçi. Library, kütüphane. Zoo, hayvanat bahçesi. Bookshop, kitapçı. School, hepimizin bildiği gibi okul, butik yani küçük kıyafetlerin satıldığı küçük bir mağaza, grocer, bakkal, green grocer ise green yeşil demekti, yeşil bakkal ne olur arkadaşlar? Tabii ki manav, yeşilliklerin satıldığı bakkal, manav. Post office, postane, hospital, hastane demekti, süpermarket yine süpermarket, fire station, İtfaiye binası. Burada restoran yok. Restoran hiç değişmediği için ayrıca yazmadım arkadaşlar. Bir de bu ünitemizde günlük yaptığımız faaliyetler var. Yani günlük rutinlerimiz. Her gün ne yapıyoruz? Biz sabah kalkıyoruz. Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Kahvaltı yapıyoruz. Sonra kıyafetlerimizi giyiniyoruz. Okula gidiyoruz. Okuldan eve dönüyoruz. Ev ödevimizi yapıyoruz. Yemek yiyoruz. Televizyon izliyoruz ve kitap okuyoruz. Yatıyoruz. Bunlardan bazı faaliyetlerimiz. Bakalım hangi rutinlerimiz var. Wake up, uyanmak. Get up, yataktan kalkmak. Sleep, yine uyumak demekti. Start, başlamak. Mesela okula başlamak. Arrive, ulaşmak. Okula ulaşmak veya okuldan eve ulaşmak. Brush, fırçalamak. Brush, teeth, dişlerini fırçalamak olur. Buraya saçlarımızı taramak ekleyelim. Comb ise comb, saçını taramak, saçları taramak, leave, ayrılmak, evden ayrılmak veya okuldan ayrılmak, wash hands, elleri yıkamak, have breakfast, kahvaltı yapmak, get dressed, kıyafetlerini giyinmek. Have breakfast olabilir arkadaşlar bu. Have dinner olabilir, akşam yemeği veya have lunch olabilir. Öğle yemeği, akşam yemeği ve kahvaltı hepsinde have yardımcı fiilini kullanıyoruz. Have dinner, have breakfast veya have lunch. Get dressed, kıyafetlerini giymek. Have a shower, duş almak. Have a bath da olabilir, banyo yapmak, duş almak, have a bath. Put on school uniform. Uniform, put on yine giymek demek. Okul üniformasını, okul formasını giymek. Watch TV, televizyon izlemek. Get on the bus, otobüse binmek. Do homework, ev ödevi yapmak. Go to bed, yatağa gitmek. Make the bed ise yatağımızı yapmak veya yatağımızı düzeltmek uyandıktan sonra. Evet arkadaşlar, bugün bu ünitedeki bazı kelimeleri gördük ve günlük rutinlerimizi gördük. Rutin yaptığımız faaliyetlerin kelimeleri. Bunları defterimize yazalım. Videoyu durdurup tamamını defterinize geçirmenizi istiyorum. Ve hepsini üçer kere yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde dil bilgisi konularıyla görüşmek üzere. Hoşça kalın şimdilik.